Assalomu alaykum, meros dasturida Gulsevar Zamon. Antakiyaning bugungi manzarasi qo'rqinchli. Zilzila butun boshli turar joy hududlarini yer bilan yakson qilgan. Turkiya bo'ylab zilziladan o'lganlarning qariyb yarmi xuddi shu mintaqaga to'g'ri keladi. BBC O'zbek xizmati 2017-yil Xataydagi aksar o'zbeklar yashovchi Ovakent qishlog'idan film tayyorlagandi. Biz qishloqni kezib, u yerda yashovchi insonlarning o'tmishiyu buguni bilan qiziqqandik. O'shanda Mahmud O'zturk va uning oilasi bizga o'g'illarining uylanish to'yini ham tasvirga olishga ruxsat bergandi. O'tgan 6 yilga yaqin vaqt ichida qishloq bunday baxtiyor onlarni ko'p yashaganiga shubha yo'q. Ammo buguncha men 6 yil oldingi suhbatdoshlarimning ayrimlari bilan suhbatlashdim. Haligi zilzalani bergan sesi, undan keyin yiqilgan duvorlar, yiqilgan uylar, bularda sesi hammasi insonning qulog'ida. Haligi mag'rimda deganida yarim qiyomatni yashagan kishilar bo'ldik. Go'zal toprog'imda bezliyim vardır. Mavi denizinde yüzlüğüm vardır. Seni kendin gibi bildiğim vardır. Sana gelen bana gelendir Türkiye. Hatay markazi Antakya vayronalari. Manzara qo'rqinchli. Zilzila butun boshli turar joy hududlarini yer bilan yakson qilgan. Turkiya bo'ylab zilziladan o'lganlarning qariyb yarmi xuddi shu mintaqaga to'g'ri keladi. Mana bu esa 2017-yilgi manzara. Tasvirlarni BBC O'zbek xizmati olgandi. Hozir siz ko'rib turgan insonlarning qaysi birlari hayotda, qaysi birlari yo'q, bilish qiyin. BBC O'zbek xizmati o'sha yili Antakiyaning aksar o'zbeklar yashovchi Ovakent qishlog'idan hujjatli film tayyorlagandi. Biz qishloqni kezib, u yerda yashovchi odamlarning o'tmishiyu buguni bilan qiziqqandik. O'shanda Mahmud aka va uning oilasi bizga o'g'illarining uylanish to'yini ham tasvirga olishga ruxsat bergandi. O'tgan 6 yilga yaqin vaqt ichida qishloq bunday baxtiyor onlarni ko'p yashaganiga shubha yo'q. Ammo bugunchi, bugungi ahvolni o'rganish uchun men Mahmud aka bilan bog'landim va avvaliga 6-fevral ofat kelgan kunni tasvirlab berishni so'radim. Hammamiz uxlayotgan edik. Qarasakki, shu yer qimillayapti, uyqudan turdik. Undan keyin yangayzam u yoqdan baqirib turdilarki, hali tur, zilzila bor, zilzila bo'ldi. Men shunday fikr qildimki, endi bir geçici bir zilzila inshaalloh o'tib ketadi deb biroz tamballik qildim. Faqat shu uchunki endi bo'lsa o'tib ketadi deb tushundim. Yo'q, ko'rdimki o'tmaydi bu zilzila, bu hanuz shiddati ko'payib. Keyin joyimdan turdim. O'g'limiz va kelinimiz, nevaralar ham boshqa uyga yotgan edi. Keyin ular ham turdi, chopa-chop bo'ldi, chunki shiddat ko'payib ketdi. Tashqari chiqishga harakat qildik. Toki biz uyning ichidan tashqariga chiqamiz. Shu haligi olmori, do'loblar, undan keyin buxorilar, soba, peshka deymiz. Bular ham hammasi yumalab, tumalab o'rtaga tushdi. Bir raqam qilib maqsad o'zimizni shu tashqariga otdik. Faqat aqlimga shu keldiki, tamam, tashqariga chiqamiz endi bo'lsa. Bu nevaralar bor. Nevara havo ham sovuq. Shu nevaralar sovqatmasin deb bir tana hali kampalni o'zim bilan olib qoldim uyda ichidan. Undan keyin tashqari chiqdik. Shu tashqari chiqqanda bizni yiqitdi. Chun zilzilaning shiddati ko'p edi, oyoqqa to'xtay olmadik. Bir qarasamki, ham yangayiz, ham kelinim, ham o'g'lim, ham nevaralar, hammamiz shu uyni oldida yiqilib qopmiz. Endi men shu butun g'ayratimni ko'shish qilyapmanki, shu bir temir bordi, shu temirni tutsam oyoqqa to'xtasam, o'sha temirga qo'lim yetishmaydi. Chunki o'sha zilzilani shiddatli bir oni.
Ondan keyin tabii ki kelin ham yig'lashga boshladi. Har kim faryod qilyapti, ses chiqyapti. Chunki shu bir vahshatli bir ses, endi zilzilani sesi. Ham yerda qibirdatyapti, ham yomg'ir bor, ham butun dunyoni endi o'sa bizga titratib shunday bir holatdamiz, lekin yiqilgan holdamiz. Faqat o'sha vaqtda ham shu qo'shiq qilyapmanki yig'lamanglar, mana o'tdi, ana o'tyapti. Shularni shu dilosa qilib turibman. Bir vaqt endi bir daqiqadan ko'proq bo'ldi fikr qilaman. Keyin bu zilzila to'xtadi, desti bir hali chiqargan kampalimni nevaralarda oldik. Shu uyda oldida bir nima bor edi? Bir kavch o'tirdi. Bir kavch bor edi. Keyin o'sha yerga hamon uni chekdim u devordan biroz beyaroqqa. Undan keyin kelinimiz bilan yangayizdi, undan keyin nevaralarni sizlar dedim shu yerga o'tiringlar. Keyin haligi chiqargan kampalimni ham ustlariga tashladim. Endi bo'lsa hech kim hech bir narsani tushuna olmaydi shunday bir vaqt, shunday bir zamon. Har kimda bir hayajon bor, haligi insonlarda psixologiyasi bozilgan, chun o'sha zilzilani yerda harakati u, undan keyin haligi zilzilani bergan sesi u, undan keyin yiqilgan duvorlar, yiqilgan uylar, bularda sesi hammasi insonning qulog'ida shunday kelib turibdi. Inson haligi o'sha vaqtda haligi sog'liqli bir shaklda qaror bera olmaydi. Chunki ko'rmagan bir holat boshingizga keladi, undan sonra o'sha holatning ichiga siz yashaysiz. U uchun haligi mardimda deganida yarim qiyomatni yashagan kishilar bo'ldik. Qarasak, endi Mahmud aka, butun boshli qishloq qanchalik zarar ko'rdi? Masalan, qishloqning ichida taqriban 150-160 uylar yiqildi va zarar ko'rgan uylar ko'p, og'ir hasor va xafif hasor ko'rgan, zarar ko'rgan uylar ko'p. Ya'ni shunday deyaysizga, o'sha qishlog'imizning ichidagi uylarni hammasi zarar ko'rgan. Ya'ni hech bir uy ham sog'lom qolgan emas. Yiqilmagan uylar bir yerdan chotloq bergan, bir yerdan bilmayman haligi nima bo'lgan, yo devori yiqilgan, yo buki chotlagan. Ammo haligi yiqilgan uylar taqriban 150-160 uylar yiqildi. Va xususan ikki qat uylar ko'p yiqildi. Bu yiqilgan uylarni tagida tabiiyki insonlarimiz qoldi, jonlarimiz qoldi. Undan keyin kichik bo'lsin, katta bo'lsin, yosh bo'lsin. Qancha inson qurbon berildi qishloqdan? Shunday eshitdimki, qishloqimizda 142 kishi vafot qilgan. Buni 72 kishisi kichik yoshdagi insonlar va 70 kishi ham katta yoshda bo'lgan insonlar. Ammo bu bir kelgan xabar bu shaklda. Boshqa bir xabar kelganki 75 kishi vafot qilgan. Endi bo'lsa shunday biz ham taraddudamiz, duo qilib o'tiribmizki o'sha 75 kishilik to'g'ri bo'lsin. O'sha 142 bo'lmasin deb biz ham shu duodamiz, shu tilaklardamiz. Endi haqiqati hanuz tom sobit bo'lgan emas. Endi mana siz zilziladan keyin uyda qolmadingiz, to'g'rimi? Qishloqda qolmadingiz? Yo'q, qishloqda qolmadim, zilzila. Hozir qayerda turibsiz? Taqriban soat 1-1:30 edi. Men qishloqdan chiqdim, chunki men o'zim ham bir haligi yurak operatsiyasini o'tkazganman. Keyin biz onamiz ham biroz kasal edi. Keyin shu xotinlarni olib hammasini Anqara keldim. Anqarada ukamizning uyi bor. Bir hafta Anqarada qoldim. Undan keyin bir haftadan keyin biz Oqsaroyga o'tdik. Oqsaroyda ham o'g'limning uyi bor, Masud polvonda. Undan keyin shu onda men Oqsaroydaman va tunagunmas o'tgan kuni yana bordim qishloqqa. Qishloqda ahvoli ko'p barbod.
Şimdi huvulab turuptu. Ondan ki insanlar ruhi bir sıkıntıları var. Kimde karasayız, kimle gaplaşsayız, sizge alige pozitif bir enerji beri olmaydı. Çünkü herkes bir zilzilene otkazgan, ondan sonra ruhi halatları çok zayıf, herkes perişan bir halatta. O şu zilzilene yaşayan halat, bunlarda ruhi ve psikolojik nümasını üstüken o tasiri boran, o şunday bir vaziyette. Kim biz borganda alıge ikinci zilzileni hem gördük. Alıge 6.4 zilzile yana Hatay'da buldu. O şehirdeydim ben. Yengeyiz minan beraber borganıydık. Halim küçük oğlum minan. Yengeyiz bir hamsayalarını taptı. O hamsayaları minan biraz dertleşip sohbet kıldı. Bu kişinin hem alıge yürek nümesi var. Sıkıntısı var. Kasalligi var. Canı sıkılıp dedi, ben dedi bir narsalar bul yaptı dedi, ben yakışmaz mı dedi. Özbekistan'dan kegen, tim kegen, yani olsa bu neçi şaharga taksim bugün bir tim anlamadılar. O şu ova kentler. Hem sağlık hizmeti beri yaptılar, hem o şu organları çıkardılar. O şu zilzilerini ikinci künüge bunlar yetişip şu hizmetlerde verişti. Kim bunlar da? Haligi Sahra Hastahanası kurulgan haymalar, doktorlar bular boradi, keyin o'sha yerga bordim yangangizda. Xonalar obod desa, tensionlarini o'lchab, undan sonra bir peshkori qildi, yina qildi, undan sonra iloj berdi. O'sha holatda ikinci zilzila o'rtaga keldi. Keyin ikinci zilzilani ham biz o'tkazib, keyin kechasi mayda-mayda qaytib Oqsaroyga keldim. Shu yerda Oqsaroyda yashayapman. Şu zilzileden zarar korkuyan mıntakalarga yordamlar yuborildi. Ozuqat bulsun, başka narsa bulsun. Çodırlar yuborildi. Yani şifokorlar hizmet korseti yaptı deb aytyapsiz. Lekin ruhi cihattan çı? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mesela ravonshunoslarning hizmetiga ham ihtiyoc bor mu hazır? Yani kanday yordamlar korsatilish kerak deb o'ylaysiz? Kichiklarni maktablarga olib, ayriyatan o şu öğretmenleri bularda hem ruhi yönden terbiyeleş yaptı ki o şu bugün otken gaplarda bular zihinlerden fikirlerden tezde çıkarsa kişkine bollar için bu işler bol yaptı. Lekin kataler için henüz onday bir narsa kurulganmaz. Kataler oz halıda, oz ahvalıda. Aligi yaralı bo'lgan kishilar kasalxonalarda, shifoxonalarda tadoyi ko'ryaptilar. Endi bundan sonra katalar uchun qaysi raqam bir program oladi davlat? U hanuz aniq ma'lum emas, uni men bilmayman. Agar bo'lsa, men bilmayman. Lekin kichkina bolalar uchun Turkiyaning davlati aligi ruhiy tadoyi uchun qo'lidan kelganini qilyapti. Yani mana siz Ovkentga bordim deb aytyapsiz. O'zingizdan kelib chiqib, o'zingizni oilangizdagi a'zolardan kelib chiqqan holda qanchalar ruhiy zarba oldim deb o'ylaysiz? Ya'ni qanchalar qo'rqib qolgan odamlar? Hammasi o'sha zilzilani yashagan insonlar hammasi qo'rqgan. Qo'rqmagan kishi yo'q. Chunki bizlar ham keldik. Shu o'tirgan joyimizda bir qo'ltiqda o'tirsak, ikki kishilik bo'lsa boshqa bir kishi kelib o'tirganda shu qaltirab qoladi ki, shu his qilasizki zilzila bo'lyapti. Ya'ni insonni o'sha psixologiyasi u qadar bozilganki, kechalari uxlaganingizda misol bir tomondan bir tomonga agar inson nima qilsa harakat qilib boshqa tomonga nima bo'lsa o şehirde yanınızda yatken bana uzundu başımda keli yaptı. Ayalımla beraber bir numada yatken de şu kımılla gene o kımıllasa men turup kalaman uykudan uygunaman nima bol yaptı deyip eğer men kımıllasam yengeyiz uygunadı ki nima hayraçilik mi? Yani bu nima bu ruhi nima sıkıntı bütün zilzile ko'rgan insonlarda üstida bor. Ha, bazılarda ko'p, bazılarda az. Misol, biz shunchasini yaşadık,
O kentte ya Hatay'da şu anda biz başka yerde yaşayıp bunu yaşayabiliriz. Lakin insanlar var ki Ali'ye betonlu tagiga kaldılar, ondan sonra kalleleri yarıldı, ondan sonra ailelerini, fertlerini koldan verdi. Ozu sağ koyan ama o adamda halat ruhiyesi farklı. O adamda köp o kişiye tasir kigen. Lekin alhamdulillah biz tamam ne bir taş gelip başımızga düştü, ne başa ha kurduk, uşu nersene biz yaşadık, uşu zilzilenin sesini, uşu yerde kanday kaltıraydı, kanday titreydi veya uşu halatı biz yaşadık, uşu halatan yani bugün geçe tasiri bizde miyamızdan ketkenmez. Aliyem biz o degenim de uyuda uklayarken de birimiz kımıllasak başkanımız disiptüremiz ne mi böyle yaptı dedi. Gaziantep. Safarımız yana bir kadimi şehir Gaziantep'te devam etkendi. Zilzile tüfeyli bu şehirde hem yüzlab binolar yer bilen yakson bo'lgan, minglab odamlar vafot etken, 10 minglab kişiler jarohat olgan. Qariyb 2000 yillik tarixdan hikoya qiluvchi asrlar talotuplariga qarshi tik turib bergan G'ozantep qal'asi devorlari ham bu galgi silkinishlarga dosh bera olmagan. Biz shaharda biroz yaqinroq tarixning jonli guvohlari Buxoroning so'nggi hukmdori Amirolimxon xonadoni bugungi avlodlari bilan uchrashgandik. Men xonadonning zilziladan keyingi ahvoli bilan qiziqdim. Zoirxo'ja Amirolimxonning nabirasi. Çok şiddetli bir deprem. Juda qattiq zilzila bo'ldi. Yomon hollarni boshdan kechirdik. Alloh boshqa hech kimning boshiga solmasin. Uyimiz yiqilmadi, ammo zarar ko'rdi. Amirolimxon xonadondan qurbonlar bo'lmadi. Shukr. Hammamiz sog' omonmiz. Shukr. Ming bor shukr. İyiyiz, çok şükür. Yozuvchi Nuriddin xotin o'g'li, xonadonning nevara kuyovi. Amirolimxon avlodlari shu Turkiyaga kelganlaridan beri asosan Gaziantep shahrida yashab kelishgan, ya'ni zilzila markazlaridan biri bo'lgan Gaziantep shahrida. Ularning ahvoli qanday? Ular qanchalar zarar ko'rishdi bu zilzilada? Alhamdulillah, nimalari yo'q. Yani cenazeler yok, ölgen kişi yok. Gaziantep'te bizge verilgen uy değil. Amiralım Hanlıyan nevaralarına ya ki o ailege ham devlet tarafından verilgen uylar var. Şu 1983'teki genleri de. Onlardaki bizden biraz farklı. Şehirde bugün sebeple onların uyları tort kabettik uylar. O uylardan hem şükür yıkılgan uyu yok. Hasar korgan uylar var. Hatta yaşayış imkanı biraz kıyın korgan uylar var. Ama kopçiliği devlet tarafından girişke nimesi yok, zararı yok. Bu uyda yaşayış mümkün deyip rapor verildi. Fakat onlardan hem elbette başka joylarga biz deyip zilzile bo'lmagan joylarga ketganlar var. Bir kısmı qaytib uylariga qaytganlar var, uyda yashaganlar var. Biz mana shu hujjatli film bahonasida Amirolimxonning o'g'li Said Abdul Sattor xon bilan uchrashgandik, suhbat qilgandik u kishi bilan. U kishining ahvoli qanday? Hozir qayerda ular? Ha, Sattor xon. U kishi Antepdan ham chiqmadi, hozirda shurda yashashga davom beryapti. Ular ham Almanya'dan bo'lsin, o'z qarindoshlaridan, yana Adana'daki Türkistanlar dernekiden bo'lsin, İstanbul'daki derneklerden bo'lsin. Ular ham yordam yetişti. Biroq kamchiliklari yo'q. Zaten devlet ham ikinci günden keyin her noktada yordam yetişti. Ondan ham bir problemleri yok eshitganimizcha alhamdulillah. Zilzilalar ortidan butun dunyo, xususan O'zbekiston ham Turkiyaga yordam qo'lini uzatdi. Suhbatdoshlarim aynan O'zbekistonning ko'magi,
ular uchun alohida ahamiyatga ega ekanini ta'kidlashadi. U uchun men shunday o'ylayman, tamom bir ofat keldi. Bu ofat yaraladi Turkiyani xalqini, Turkiyani davlatini. Lekin men shuni ko'rdim. Turkiyani xalqi, Turkiyani davlati haqiqatan shu bir yumruq bo'lib, bir g'onil bo'lib bir-birini yarasini marham qilishga boshladilar va buni davomi bor. Va buni yonida Turk davlatlari tashkiloti bular ham g'onil birligi bilan, qo'l birligi bilan Turkiyani bu ochiq kuniga o'zlarini yetishtirdi. Mana o'sha Uvakentda ko'rib turibsiz, O'zbekistondan kelgan bir tim bor. Albattaki necha viloyatga taqsim bo'lganlar kelgan tim ham Turkiyani xalqini faryodiga bular yetishdi, ham o'sha o'zbek xalqini yashayotgan joyiga kelib o'sha xaymalarini, chodirlarini qurishdi. Yaralı bo'lgan kishilarga shifo beryaptilar, ham och qolgan kishilarga non beryaptilar, ham tasalli qilyaptilar. Ya'ni borganingizda u qadar güzel bir so'zlar bilan, u qadar güzel bir iletişim bilan insonlarni qarshilab oladilarki, inson shunday fikr qiladiki, ha, haqiqatan meni ham ruhiy mushkilim tuzalyapti, ham jismiy mushkilim tuzalyapti. Ya'ni u shunday bir lutf va mehribonchilik bilan, yaxshi gaplar bilan qarshilab olyaptilar. Bu da bizga kuch beradi, bu da bizga quvvat beradi, bu da bizni sevintiradi. Mana shukr barakanlar. Bugun shunday ochiq kun, Turkiyani ochiq kuniga yetishibdilar. Non pishirib beryaptilar, ham kasallarni tadovi qilyaptilar, ham yerdi tagiga, tuproqni tagiga qolgan jasadlarni chiqaryaptilar, ham yaralarni chiqaryaptilar. Biz bundan albatta ki g'ururlanamiz, biz bundan sevinamiz, biz bundan xush bo'lamiz. Bor bo'lsinlar, yaxshiki bor ekanlar bugun mana shunday kunlarga yetishdilar. Ha, bu yalnız O'zbekistonda vaziyatini ko'rib men aytayapman. Turkmanistonda timlari ham bor, Qirg'izistondagi ham bor, Qozog'istondagi ham bor, Gurjistondagi ham bor. Undan sonra mana boshqa arabiy mamlakatlar ham ko'mak qilyapti, avropoy mamlakatlar ham ko'mak qilyapti. Deganimda 65-70 mamlakat qo'l tashagan bu masalaga, lekin men o'sha O'zbekistonni timini ko'rib, o'shunga qarab gapiryapman. Biz rozimiz. Ya'ni O'zbekistonni davlatidan, O'zbekistonni xalqidan, O'zbekistonni shu Turkiyani ochiq buniga kelib qo'l tashaganlar, qo'l uzatganlar, Xudo xayr bersin. O'zbekiston tinch bo'lsin, xalqimiz tinch bo'lsin. Inshaalloh Turkiya ham bu ochiq kunini inshaalloh zamon bilan o'tkazadi. Inshaalloh yaralarga marham bo'ladi. Va Turkiyani davlati, Turkiyani millati ham ko'p jiddiy bu masala uchun to'xtagan, chunki katta zoyat, katta bir mushkil, katta bir siqinti. Inshaalloh zamon bilan bu narsalar hammasi hal bo'ladi deb o'ylayman. O'zbekistondan Uvakentga birinchi marta yordamning kelishi bizni juda ham xursand qildi. Bu yordam sabab emas, albatta ki O'zbekistondan yordam kelmas edi, biz och qolmas edik yoki boshqa shart Turkiyaning nimalari yetishar, ammo uni simbolik bir ma'nosi bor. Bu O'zbekistondan kelishi berdagi o'zbeklar uchun bizning bor bo'lishimizning ko'rinishi deb o'ylaymiz. Hozirgacha bizda otalarimiz bo'lsin, O'zbekistondan chiqib muhojir bo'lgan insonlar bo'lsin, bu hissiyotni ko'rgan yo'q edi. Nimaga? O'zbekiston mustaqil bir davlat emas edi. Demak, biz mustaqillikning bunaqa bir lazzati, bunaqa bir natijasi ham bor ekanki,
minglarcha kilometr uzoqdagi o'z vatandoshlari yoki o'z qarindoshlariga bir ko'mak, bir yordam elini uzatish imkoniyati bo'ladi. Aytganimdek, moddiy yordamlar albatta ki muhim, ama ma'naviy yordamlar undan ko'ra ham insonga kuch beradi. Mesela şu güzel toprağımda gezdiğim vardır, mavi denizinde yüzdüğüm vardır, seni kendin gibi bildiğim vardır, sana gelen bana gelendir Türkiye, derdin derdin oldu bugün Türkiye. Bu tonlarca maddi yardımdan göre kıymeti toprak. Ne kadar bu Özbek halkının ya ki Türkistan'ın Türkiye'ye hissiyatını kursatan ifadeler, cümleler. Erkenim değil, felaket elbette ki yakışı bir dersemez. Ama münaka hissiyat, münaka düşünceler miyim, yakışı düşünceler miyim, ortaya çıkışıya sebep oldu, ya da korunuşuya sebep oldu. İnşallah Allah başka kaydeden kursatmasın münaka felaketlerini. Dünyada hiçbir yerde münaka felaketler bulmasın değil. Dua kılarız. Ama bu insani bir felaket. Bunun milliyeti, dini bulmaydı. Elbette ki yamanlarsa hiç kimse değmesin deyiz. Mana bu Hatay'daki Suriyelik koçkanlar boşbana topken oltun özü camlağı. Biz camlağdan korunup duruşu vatanıge soğunç bilen bakkan Zakiye. Camlağdaki pizza xonada işlevçi İdliblik Zakariye bilen sohbetleşkendik. Zilziladan so'ng jamloqdan xabar ola olmadim. Ammo afsuski, biz ko'rgan odamlarning hammasi ham u yerda emasligi ehtimoli katta. Ofat kelgan payt kimlar jamloqda bo'lgan? Yana kimlar ortga qaytgandir? Ular ehtimol urush tufayli barbod bo'lgan turmushlarini qayta tiklashga urinishgan. Silkinish Suriyani ham zir titratgani. Bombardimonlardan zo'r bazur tik qolgan binolar yer bag'ir bo'lgani, minglab insonlarni tosh devorlar bosib qolgani haqidagi xabarlar esa balki jamloqdagi hamma sog'omondir degan umidlarni puchga chiqaradi. Turkiyaning Hatay va G'ozantop mintaqalaridagi zilzilalardan keyingi vaziyat borasida suhbat edi. Bugungi anashlar, xayr, omon bo'ling.